Hadi abi. Ne haber abi? Ayşegül, bu akşam işin var mı? Niye sordun? Kenan Doğulu konserine iki bilet buldum da benimle gelir misin diyecektim. Ben çok isterim de bir adamlara sormam lazım. Ay Kenan Doğulu konseri mi? Ay bayılırım ben Kenan'a. Selim ne olur birlikte gidelim. Ne olur ne olur. Çok üzgünüm Tuğçe ama Selim'in bana sözü var. Beraber gideceğiz. Hani sen halamlara soracaktın? Şey, halamlara ben şey soracaktım. Hangi şarkıyı dinlemek istediklerini soracaktım. Tamam o zaman. Akşam 8'de alırım seni. Tamam. Özür yazını büyütüp bütün okulun duvarlarını asacağım. Göreceksin. Tuğçe. Ya iki dakika tıkılmadan dur be Tuğçe. Ne olur tıkılma ya. Ya fotomontaj ya. Ya vallahi fotomontaj. Billahi fotomontaj ya. Bana ne koşan ya uşak böyle? Uşaklar nasılsınız, iyi misiniz he? Hocam hayırdır? Ula siz bilmiyorsunuz, ben baba tarafından Karadeniz'de olayım. Ha bugün de bizim köyün kurtuluş yıldırımı olayım. Biz de senede bir gün ha böyle eski kıyafetlerimizi giyiyoruz da. Ve de eskisi gibi konuşuyorsunuz. Ula belli olmayayım mı? Hey! Ya çocuklar, şaka bir yana insanlar köklerine sadık kalmalı değil mi? Senede bir gün bile olsa. Evet hocam. İyi, deyin bakayım bana. Çalıştınız mı yazılıyor, he? Hocam. Hey, söyle uşağı. Şimdi şöyle bir Karadeniz havası çalsa. Oo. Oynamaz mısınız? Ula oynamak ne demek? Hamsi gibi kıvırırım ben buraya, değil mi? Ula sınavı kaynatmaya çalışmayın, beceremezsiniz. Hamsi kafalar sizi. Hayda, nereden geliyor bu müzik? Nereden geliyor bu müzik? Duramayın ben buraya, da duramayın. Ha uşaka! Ha uşaka! Ha uşaka! Hoca, galiba sınavınızı böldüm. Ula hiç önemli değil müdür bey, hiç önemli değil de. Ya uşaklar, sınavını bitiren varsa kağıdı kalem bırakıp çıkabilir de. Ha uşaka! Hocam daha soruları sormadınız ki. Hürki Hoca, siz çocuklara soruları sorun. Ondan sonra benim odama gelin, ben de bir iki soru soracağım size. Ama gelirken üstünüze biraz daha rahat bir şeyler giyin. Selim, konsere gitmeyi bana teklif ettiğin için teşekkür ederim. Sana teklif edeceğimi nereden çıkardın ki? Şaka şaka. Ayşegül, Ayşegül. Söyle hocacığım. Espri yapmanın hiç sırası değil Ayşegül. Seninle ciddi bir şey konuşacağım. Sınav kağıdını okudum. Ah, durun tahmin edeyim. 97 aldım. Hatta 3 puan da alırdım da sürem yetmedi. 42 aldın. Ne? Ya. Sana hiç yakıştıramadım Ayşegül. Hiç. O yüzden yarın bir kurtarma sözcüsü yapacağım. Bu akşam iyi çalış. Tamam mı? Peki mi? İnanmıyorum. İşin kötüsü yarın benim kurtarma sözlüm var. Ama benim bu akşam Selim'le Kenan Doğulu konserine gitmem lazım. O yüzden çalışamayacağım. Kenan Doğulu konseri mi? Ay inanamıyorum. Yarın kurtarma sözlüm var ve sen Kenan Doğulu konserine gidiyorsun. Ayrıca bizi davet bile etmiyorsun. Pes yani. Sen niye böyle çalışmayıp da 42 aldın yazılıda? Şey, yarın küresinde 97 aldığımı görünce... Yarın küresi mi? Sen yarın küresi mi aldın? Hani o seyyar soyguncu Supi'den mi? Evet. Derhal odana gidiyorsun. Ama konser. Doğru odana dedim. Bütün gece ders çalışacaksın, okul gazetesine özür yazısı yazacaksın ve odanı temizleyeceksin. Al bakalım. Sen de mi Selda Ağla? Evet ben de. Hadi odana. Hadi, 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 hadi. Gelmiyorum diye konsere Tuğçe ile gitmeye kalkarsa? Ders çalışmamanın cezası.
Kapıyı da kilitlediler. Keşke şu pencereden çıkıp gitmenin bir yolu olsa. Ha, tabii ya, süpürge. Unutma Duman, halamlar odaya gelirse ders çalışmaktan yorgun düştü, uyuyakaldı dersin, tamam mı? Beni karıştırma. Sonra mamamı azaltıyorlar, geceleri karnım buruluyor aşkım. Hadi ben kaçtım. Ya ben kime diyorum Ayşegül? Alo! Yine aç kalacağım ha. Yazayım da gör. Ama ben gerçekten alkol almadım. Bu alkol değil, not ölçüyor küçük hanım. Derslerinde zayıfken geceliğin evden kaçan kızların peşinden koşar, devriye gezerim ben dünya semalarında. 42 almışsın, bir de evden kaçıyorsun. Sadece ceza yazmayayım, süpürgeni de bağlayayım da gör. Ama ben nasıl eve gideceğim? Kendini küçülmüş hissettiğin için küçülüverdin. Peki yeniden eski halime nasıl döneceğim? Onu da sen bulacaksın artık. Küçük hanım, bir an önce odanıza gidip düşünmeye başlasanız çok iyi edersiniz. Hadi bakalım. Bir el atsanız, benim bu halde odama gitmem tam 3 gün sürer. Şimdi sen burada otur, hem biraz düşün hem de biyoloji dersine çalış. Hadi Melda'cığım. Of ya, ne yapacağım ben şimdi? Günlerdir yapman gerekip de yapmadığın şeyi. Neymiş o? Onu da sen bul artık. Ayşegül nerede Duman? Yoksa yanlışlıkla yedin mi? Yok artık. Burada. Aa, nasıl geldin sen oraya? Sağ olsun, Duman ağzında taşıdı. Buna rağmen yemedim, değerimi bilin yani. Söyle bakalım küçük hanım, sen niye çağırdın bizi buraya? Ben düşündüm. Büyümek için ne yapmam gerektiğini bulamadım. Ama düşününce bir şeyin farkına vardım. Neymiş o? Ben birkaç gündür kendime yakıştıramadığım şeyler yapmışım. Hı-hı. Gazeteye yazdığım yazı, Selda halamı kuklalamam, Tuğçe'yi pastalamam, hı-hı, ders çalışmamam, evden kaçmam. Hepsinde hatalı olduğumu kabul ediyorum. Ve sizden çok özür diliyorum. Oh be! Özür diledim, rahatladım. Neyse, bu geceyi böyle geçireyim. Yarın düşünürüm ne yapmam gerektiğini. Ne oluyor bana? Tebrikler Ayşegül. Oh be! Nihayet büyümek için ne yapman gerektiğini buldun. Neymiş o?
Hepimiz zaman zaman hayatımızda kendimizi küçültücü davranışlarda bulunuruz. Asıl büyüklük hatalarımızı anlayıp özür dilemekte. Bunu sakın unutma. Ya bense sizden tekrar tekrar özür dilerim. Çok hata yaptım. Çok 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 özür dilerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.